bakmasan çok memnun olurum. Bu taraftan lütfen. Bir şey yok doktor. Seni öldürmek isteseydim çoktan yapardım. Bu ada bir labirent gibidir. Mağara ve tünellerle doludur. Git bitmek bilmez. Evet doktor, garip bir yerdir burası. Sanki zaman durmuş gibidir. Kimse için değeri yoktur. Volk yapısı ve çevresindeki mercan kayalıkları yüzünden ölümü göze almadan kimse kolay kolay yaklaşamaz buraya. Nasıl, gezinti hoşuna gidiyor? Gel gel. Sen önden buyur. Merak etme, son derece güvenlidir. Aslında bu ada bir dağın tepesi, batmış bir ülkenin en yüksek yeri. Atlantis'in kentlerinden biri var karşımızda. İşte burada. Gördün mü? Orada. Büyük bir uygarlık merkezinin ayakta kalan tek bölüm. Güneş tanrısının tapınağı. Bu tapınak ağzına kadar değerli hazinelerle dolu. O hazineleri ben ele geçireceğim. Şu anda 600 metre derinlikteyiz. Bu derinlikten kimse bir şey çıkartamaz. Doğru, haklısın. Normal insan çıkaramaz. Bu adaya geleli, sırrını çözeli 15 yıl oldu. Onlarla yaşayabilecek, onlarla ilişki kurabilecek birine ihtiyacım vardı. Profesörü çağırdım. Evet, ne olduğunu bilmediğim bu yaratıklarla. Bana yardım etmeleri şarttı. Hazineyi ancak onlar çıkarabilirdi. Eski Atlantis'in şekil değiştirmiş insanları. Yarı balık, yarı insan. Sevimli şeyler değil. Aman Allah'ım. Yarı balık yarı insana. Canavar bunlar. Nasıl yaşamışlar? Nasıl gelişmişler? Anlamadınız mı doktor? Değiştikleri için yaşayabilmişler. Profesörün iddiasına göre ülkenin çöküşü binlerce yıl sürmüş. Yaşayanlar bu şekle girmiş. İnsandan çok balık onlar. Bu nedenle suyun üstünde fazla kalamıyorlar. Profesör büyük bir insan. Onlarla konuşup anlaşmanın yolunu buldu. Verdiği ilacı içince sözünü dinliyorlar. Nasıl bir ilaç? Bunu bilseydim profesöre ihtiyacım kalmazdı doktor.
Aynı nedenle sana da ihtiyacım kalmazdı. Bilmiyorum, bir çeşit kimyevi bir madde. Zavallılar belli bir süre geçince ilaçlarını almaya...